Efendim merhaba. Sizi belki pek çoğunuzun yakından tanıdığı Doktor Ali Mutlu Köylüoğlu ile tanıştırmak istiyorum. Ama tanıştırmak istediğim aslında onun sözcülüğünü yaptığı da bir konu. Türkiye için bana göre daha işin başında çok tartışma açısından. Fakat şöyle de bir şaşkınlık içerisindeyim. Yapılan çalışmalar o kadar ileriye gitmiş ki ben bunu niye kaçırmışım onu da anlayabilmiş değilim. Vatandaşlık temel geliri konsepti üstünde konuşacağız. Peki bu nedir? Vatandaşlık temel gelir diye bir şey var mı? Evet, uzun zamandır böyle bir tartışma konusu var. Ama biz kendi dertlerimize çok ama çok fazla kafamızı soktuğumuz için bu tartışmaların pek çoğuna bugüne kadar kulak vermedik, gözümüzle de bakmadık diyelim. Doğru mu söylüyorum? Yani Hoş geldiniz. teşekkür Evet, ediyorum. yani Sağ olun. burada ciddi bir eksikliğimiz var. Ben kendi adıma da bir Sağ olun. ciddi eksiklik olduğunu gördüm. Vatandaşlık temel geliri nedir? Yani ne anlatıyorsunuz siz? Vatandaşın bir temel geliri var mı? Yoksa nasıl olur? Neye tekabül ediyor? Efendim şöyle teknik bir tanımla isterseniz başlayalım. Lütfen, lütfen. Vatandaşlık temel geliri tüm vatandaşlarımızı herhangi bir ayrım gözetmeksizin, Evet. herhangi bir şartı sağlamaları beklenmeksizin, genç, yaşlı, çalışan, çalışmayan, bir sosyal güvencesi olan, olmayan, daha evvelden bir sosyal güvenlik kuruluna katkı vermiş, vermemiş, herhangi bir ayrım gözetmeksizin tüm bireylere, Yani dünyaya gelen tüm bireylere. aynen öyle, Tamam. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisindeki ilk iki kademe ihtiyaçları giderecek büyüklükteki bir nakdi büyüklüğün tahsis edilmesi, ödenmesidir devlet Hemen tarafından. söyleyelim mi? Maslow'un hiyerarşi temelinde o neyi barınmayı, Fiziksel olarak fiziksel yaşayabilme artı güvenlik. güvenlik. Güvenci. Tamam. Temel ihtiyaçlarımız Temel olan. ihtiyaçlar, ilk iki kademe. Şimdi burada tabii bu terim çok yeni bir terim değil. Belki yüzyıllardır Evet, ben yeni dedim tartışılıyor. ama orada tabii ki Dünyada bir yanlış anlaşılma yok, olmasın. Çok uzun estağfurullah. zamandır tartışılan bir şey. Estağfurullah. Dünyada da temel gelir, vatandaşlık temel geliri veya evrensel temel gelir veya şartsız evrensel temel gelir şeklinde değişik tabirlerle de literatür araştırınca karşılaşıyoruz. Fakat ilginç bir konsept, bir rotası var, bir yörüngesi var. Bireye hayır deme kabiliyeti kazandıran, tercih yapabilme, karar verebilme, kararlarını ifade edebilme kabiliyeti kazandıran bir konu. Fakat enteresandır, son özellikle 10-15 yılki teknolojik gelişmeler, otomasyon, robotlar ve bununla bağlantılı olarak bireylerin daha az dahlinin olması işlerin yürütülmesinde. Yani bir yandan sonra insanların yerini alması otomasyonun. Bu da çok ciddi bir rüzgar yükledi bu konsepte. Ve bundan dolayı bazen yanlış algılanıyor. Yani bu teknolojiyle bağlantılı bir konsept. Hayır değil. Bunun bir felsefesi var. Bu insanın birey olmasına nasıl diyeyim, saygın bir şekilde yaşamasına vesile olabilecek bir Onurlu bir enstrüman. şekilde Aynen. yaşayabilmesi için İnsanın gerekli ilk... olan temel şartları aslında sağlamaya çalışıyor. Şimdi ben şöyle bir başa dönecek olursam, Sayın Köylüoğlu, siz kimsiniz? Ve onu, yani bu konuyu gündeme getirmeniz ya da bu konuda çalışmanızı nasıl, kısaca bir toparlayabilir misiniz? Şimdi ben inşaat mühendisiyim, doktor inşaat mühendisiyim. Doktora konum deprem mühendisi üzerine. İşletme üzerine de bayağı yoğun çalışmalarım oldu. Fakat değişik dönemlerde siyasetle de ilgilendim. Ve siyasi çalışmalarda çok yoğun çalıştık Evet, ve şöyle bir çok Google'layıp ciddi bakarlarsa, gözlemlerimiz var. evet, sizin aktif siyasete katıldığınız, sorumlu bir vatandaş olduğunuzu görebilirler. Yani onun detayına girmeden ama sonuçlarını ifade edeyim Evet. isterseniz. Biz İstanbul'da ve Anadolu'nun dört bir köşesinde çok sayıda toplantılar yaptık. 2016 başlarıydı ağırlıklı. Bu dönemde biz şunu gördük. Vatandaşımızın siyasi partileri, siyasi partilerin programlarını, adayları, adayların özgeçmişlerini, projelerini vesaire umursadığı veya dinlediği fazla yok. Çünkü vatandaş şu anda hayatını idame etmek derdinde. Evet. Bu hayatını idame etme derdinde olan vatandaş, laik, demokratik, sosyal hukuk devletimizin anayasadaki tabir böyle. Sosyal ayağı oldukça zayıf olduğu için sıkıntılar içinde. Ama bu sıkıntıları aşmakta devlet çok devreye girmiyor. Fakat siyasi partiler özellikle muhtelif mekanizmalarla bir de anlamda lütuf mekanizmaları yani bir anayasal hak veya yasal hak şeklinde değil de ya işte
merkez hükümet veya belediyeler üzerinden bir takım yardımlar, bir takım listeler, o listelerde bulunanların soluklanabileceği, bulunanmayanların destek alamayacağı yapılarla ilerlemeye çalışıyorlar. Bu da tabii son derece sağlıksız bir demokrasi tatbikatına götürüyor. Şöyle bir kalıp bir cümle kullanmak gerekirse, ekonomik bağımsız olmayan kitlelerin sağlıklı bir demokrasi tatbikatı yapması ve sonucunda da sağlıklı bir sonuca ulaşması mümkün değil. Yani sizin referans gösterdiğiniz şey vatandaşın temel hakkı olan oy kullanma, yani ki kendi işte yöneticilerini seçerken bu hepimizin temel hakkı aslında, en büyük de lüksümüz, farkında değiliz belki ama burada diyorsunuz ki siz özgür kararlarımızı verebilmek için temel ihtiyaçlarımızı karşılıyor olabilmek lazım ki bir başkasına, değil mi? Yani evet, onun liderliğine gönüllü ya da gönülsüz olarak katılmamak için. Bu böyle bir lüks sağlıyor insana, eğer adı lüksse, konfor sağlıyor ya da yaşam hakkı sağlıyor eğer temel geliri olursa. Doğru mudur? Şimdi kısmen doğru ama kısmen. Biraz daha açmakta fayda Açalım. Var belki. Şöyle ki, biz insanlara hayır deme kabiliyeti kazandıracağı noktasından destekliyoruz. Tamam. Hayır deme kabiliyeti nedir? Tercih yapabilme, tercihini ifade edebilme, pazarlık yapabilme. Mesela bir iş görüşmesinde de o şartlarda çalışmamayı düşünüyorsa çalışmamak veya ne bileyim o masaya oturduğunda, pazarlık masasına, elinin kuvvetli olması. Ya daha doğrusu şöyle bir örnek vermek isterim ama ne kadar vaktimiz var emin olamadığım için ifade etmek Buyurun. İsterim. Bir tane sirk düşünelim. Ben sirkte bilet satıyorum, asgari tamam. ücrete çalışıyorum. Bir başkası da cambazlık yapıyor iki direk arasında, ipte yürüyor ve cambazlık yaptığı için benim belki de 20 katım, 30 katım bir gelir temin ediyor. Ben normal şartlarda onu deneyebilir miyim? Deneyemem. Çünkü denediğim takdirde düşersem, bir sakatlık yaşarsam vesaire, o işimden de olurum. Zaten onunla temin ettiğim ufak bir ücretle hayatımı idame etmeye çalışıyorum, ailemi geçindirmeye çalışıyorum. Sıkıntı. Fakat ben biliyorsam ki o ipte yürüyen cambazın altında bir file var. O zaman o akşamki sirk ses bittikten sonra ben çıkarım bir denerim. Belki bir iki adım atarım, belki düşerim, tekrar denerim. Veya bir süre sonra ya benden olmuyor bu iş derim, bırakırım. Ama en azından o konuda girişimci olma, teşebbüs etme imkanım var. Evet. Şimdi vatandaşlık temel geliri aslında, yani çok değişik bakış açısıyla farklı tanımlar yapabiliriz ama girişimci olmak isteyen herkesin altında bir file gelmek gibi bir şey de aynı zamanda. Tabii bunun girişimin seviyeleri var. Farklı seviyelerde farklı girişimler yapılabilir. Yani o açıdan çok böyle bireyi öne çıkartan, insanın yücelmesine doğru taşıyan, bir tek siyaset ortamı değil, iş ortamında, eğitim ortamında, aile ortamında, her yerde. Yani mesela bazen konu yatırıyoruz masaya. Mesela eğitim problemi, mesela sağlık problemi, mesela suç, organize suç, terör suçları. Veya aklınıza ne gelirse yoksulluk, işsizlik, yolsuzluklar. Bütün evet, problemleri yatırıp türlü. Köklerine inmeye çalışınca şunu görüyoruz. Köklerde vatandaşlık temel gelir olmadığından dolayı özgür şekilde kendi ifade edemeyen, kendi hareketlerini yönlendiremeyen bir kitle var. Halbuki vatandaşlık temel gelir olduğu takdirde eğitim, sağlık, suç, organize suç, terör suçları, yoksulluk, işsizlik, bütün bunlara çözüm bulmak mümkün. Yani aslında hani başında buna benzetebilir miyim dedim, siz de evet dediniz. Doğan her bir bireyin bir vatandaşlık geliriyle doğması, değil mi? Yani temel bir gelire sahip olacak olması. Bilmiyorum bu sıfır yaşla belli bir yaş arasında var mıdır yok mudur ama siz herkesin böyle bir konfora ulaşabildiği takdirde hayatlarındaki hayır kelimesini ya da aksiyonunu rahatlıkla alabileceklerini söylüyorsunuz. Evet, birey olacak. Birey olacak. Onurlu birey olmayı, bir yaşama kabiliyeti kazanacak. Onurlu şekilde yaşama kabiliyeti kazanacak. Bu çok güzel bir şey. Neden olmuyor? Ha, neden olmuyor? Şimdi şöyle. Yani herkes ister. Emeklilik maaşı gibi bir aslında ücret, değil mi? Yani emeklilik ücreti de insanların çok yüksek değil. Temel geçimlerini ya sağlıyor ya sağlamıyor. Siz diyorsunuz ki doğan her vatandaş bir temel gelire sahip olsun bunun gibi. İster çalışmış olsun ister çalışmış olmasın. Bu şimdi, herkese eşit davranılan bir şey. Şimdi efendim bunun köklerine gidince, kök tartışmaları, hı hı, çok değişik yanlardan başlangıç verebiliriz. Ama mesela bir tanesini vermek isterim. Thomas Paine, Fransız devrimi sırasında, enteresan bir kimlik Thomas Paine.
Fransız Yarımadası'nda diyor ki eşitlik, özgürlük, kardeşlik. Tamam, bu üç çok güzel. Ama diyor bu üç yetmez diyor. Eğer bir toplum olacaksak, topluluk içinde yaşayacaksak, o zaman diyor bireylerin yurttaş kimliği kazandığı için belli sıkıntılarını çözebilmesi ve bunun da topluluğun tarafından kollanması gerekir diyor. Oradan hareketle bugünlere gelince, şimdi neden olmadı, neden yok diyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle arz edeyim, belki de şartların oluşması vakit aldı. Belki de bazı değer setinin değişmesi için bazı gelişmeler olması gerekiyordu. Bu son 10-15 yılki teknolojik gelişmeler buna çok büyük bir zemin hazırlıyor. Bir örnek vermek isterim eğer vaktimiz müsaitse. Lütfen, lütfen. O biraz önceki işinden olma durumu şeyiyle mi ilişkilendireceksiniz? Yani şöyle. Yani teknolojinin ilerlemesi, robotların insanların işlerini alıyor olması bunu ivmelendirdi diye düşünüyorum. Bunu mu söylemek istiyorsunuz? Yani bir anlamda sadece işini almıyor. İşini aldıktan sonra işlevsiz bırakıyor. Evet. İşlevsiz bıraktıktan sonra da hayatını idame ettirmesi hale getiriyor. Ve bunu da birer birer değil, kitlesel olarak yapabiliyor. Mesela çok enteresan görüşmelerimiz oluyor bazı meslek gruplarıyla. Bir örnek vereyim mesela. Taksi şoförleriyle evet. Geceleri saat 2'den sonra duraklarını ziyaret ediyoruz. Konuları anlatmaya başlıyoruz falan. Yani biraz sohbet edelim vesaire derken işte filmler, kayıtlar, günlük hayattaki tatbikat vesaire. İlk etapta bazı ciddiye almıyorlar. Böyle hafif, evet. Hatta şey görüyorlar. Aslında alsalar iyi olur. Çünkü onların yerine geçebilecek pek çok farklı alternatif deneniyor. Şimdi mesela bankalarda vizeler kalmadı. Kalmadı. Ne bileyim, seyahat acenteleri artık hemen hemen devre dışı kaldı. Herkes internet ortamında konaklamasını, ulaşımını çözmeye çalışıyor. Ve bu servisler tarımda, sanayide pek görmüyoruz ama servis sektörüne girdikçe biz daha çok isteyeceğiz. Daha da göreceğiz, doğrudur. Fakat ilk sahne böyle. Fakat ikinci sahne çok kötü. İkinci sahne, bir dakika ya nasıl olur, böyle bir şey olamaz. İşte insansız araçlar vesaire. Uç örnekler gibi gözüküyor ama çok evet. Yakında onları yaşayacağız. Gergin bir havaya bürünüyor olay. Bu sefer sizden mi hesap soruyorlar? Yani tam öyle değil ama giriliyor masa. Fakat üçüncü sahne çok kötü. Omuzlar düşüyor. Böyle bir şey çünkü... Anlıyor bayağı yani bir, gelen dalgayı. Bayağı bir film seyredildi, ne bileyim tartışıldı, örnekler anlatıldı. Onlar kendileri örnek üretmeye başlıyorlar. Mesela hiç unutmuyorum, bir taksi durağında tartışırken, ya dedi, Boğaziçi'nde köprülerde dedi, gişeler var dedi. Şimdi gişe memurları dedi. Da kalmadı. Tepeden evet. Sinyallerle tahsilat yapıyorlar. Doğru. Bunun İstanbul, hatta sınırdan, Edirne'den Ankara'ya kadar otoban. Tarsus, Adana, Gaziantep otoban. İzmir aşağı giden otoban, bunların exitleri, çıkışları, köprüler vesaire hepsini bir de katınca o gün çok kaba bir hesapla 800-900 kişilik bir iş gücü hesapladık. 800-900 kişi iş gücü ama onların işte oraya getirip götüren servisler evet. Var, özlük haklarını takip eden personel dairesi var. Tabii. Onlara özel kabin üretiliyor, ona göre inşaat icraatı var. Yani orada bir dalga kabin yapıyorsun. Dalga dalga aslında yani büyüyen bir şey. O kadar etkiliyor ki. Evet. Ve bunların hepsini bir de tasfiye etti. Yani şunu demek istiyorum. Vakit ayırınca herkes konunun önemini anlıyor. Anlıyor ve kendileri örnek üretmeye başlıyorlar. O zaman şöyle yorumlayabilir miyim? Yani aslında kökü Fransız devrimi belki yani daha farklı tartışmalarla diyelim. Daha önceki zamanlara giden bir konseptten söz ediyoruz. Ancak bunun tahmin ediyorum sizler için birazcık daha kaldıraç vazifesi gören ya da popüler olmasını sağlayan konu teknolojinin gelişmesi ve robot korkusu gibi bir şey. Ama bu bambaşka, çok daha büyük bir konseptten söz ettiğimizde cümlemin içerisinde geçireyim. Evet, yani felsefesi çok ağırlıklı. Yani şimdi şöyle, teknoloji iki türlü tesiri var. Bir, insanın yerini alması. İki, iletişim artırması, etkileşim artırması. Evet. Tabii ulaşımı artırması, dolaşım ülke içinde veya ülke arası dolaşım artırması. İnsanlar görüyor, hı hı. Biliyor, kendisi talep ediyor, duyuyor, öğreniyor, kendini geliştiriyor vesaire. Şimdi teknoloji gerçekten çok ciddi bir rüzgar. Bu vatandaşlık temel girdi teknesinin yelkenlerini dolduran bir rüzgar. Fakat teknolojiden dolayı buna ihtiyaç var dememiz çok büyük haksızlık Hayır, olur. Ama... Bu aslında insanlığın yücelmesi noktasında kendine vakit ayırabilmesi, ne bileyim şu anda mesela birçok çabası var insanların ve bunlar maddi olarak değerlendirilmiyor. Yani belki yeniden işlev kazanabilmesini sağlayabilecek bir zamanı ona hediye etmek gibi. Fakat şimdi bu arada yeniden işlev kazanmaktan bahsettik. Bu çok çok zor bir konu.
Ama işte yani kişisel yeniden... gelişim, yani şimdi belli bir dönemde de şunu da unutmamak lazım. Geçmişin eğitimleri ve geçmişin yetkinliklerini ilelebet sürdürmek çok mümkün değil. Yani bazı şeyler ortadan kalkacak. Hani şeytanın avukatlığını yapayım ki konu konuyu açsın. Yok, haklısınız ama ben şunu kastediyorum. Yani neden bankada veznedar kalsın eğer o veznedarın işlevi yok ise, değil mi? Yani şimdi pek çok kamu kurumunda işlevi olmayan kişilerin yalnızca ATM memurluğu yaptığını da söylüyoruz, biliyoruz, gözümüze görüyoruz. Bütün bunlar işin hep farklı unsurları. Ben konuyu saptırmak istemiyorum ama konunun özünde aynı zamanda bir de işlev kazanıyor olabilmek, fonksiyon kazanıyor olabilmek lazım ki ekonomiye de hepimizin belli bir noktada katkısı olsun. Şimdi orada efendim iki tane konu var. Birincisi, bu konu tek bir sektörde problem değil. Sadece ulaştırmada değil. Evet. Hizmet sektöründe, tarımda, savaşlarda, evet, ordu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, finans de sektöründe, bankacılıkta, her yerde problem. Her yerde problem olduğu için, nasıl diyeyim, bir konuda devre dışı kalan bir kişinin takım eğitimlerle diğer tarafa geçmek yönündeki çabasının önü biraz tıkalı. Birincisi o. İkincisi, bu dehşet bir hızla geliyor. O hızla ayak uyduracak şekilde, hele kitlesel olarak bireylere yeni beceriler kazandırmak, o yeni becerilerle yeni iş pozisyonlarında yeni işlevlere sevk etmek son derece zor. Çünkü birincisi, mevcut iş pozisyonlarında çok ciddi azalmalar bekleniyor. Evet. İkincisi, yeni çıkacak işlerin de bunlara göre çok daha düşük olduğu tahmin ediliyor. Öyle İletişim de örnek olarak büyüyor. Bunlardan biri. Gazetecilik mesleğinde kesinlikle çok farklı bir düzenleme, yeniden yapılanma ve yeniden yetkinliklerin ayarlanması gibi şeyler var söz konusu olan. Yani artık öyle eskisi gibi eline kalemini, defterini alan bir muhabir olamıyor. Ya da bunun dönemi geçti. Türkiye'de hala kalıntıları olsa da, ama teknolojiyi iyi bilmesi, kendi montajını kendisi yapabilmesi, yayıncılığa sahip olabilmesi gibi. Bu konuyu ben dağıtmak istemiyorum ama bana şöyle bir toparlayıcı şey söyleyebilir misiniz? Madem mesleklerden, hani mesleklere girdik, o çok can alıcı bir şey. Türkiye'de meslek kaybının ne kadar olacağıyla ilgili bir fikrimiz var mı? Şimdi bununla ilgili muhtelif, özellikle uluslararası kuruluşların araştırmaları var. Tamam. Yaklaşık 10-15 yıllık periyotlar içinde, bir dekade içinde mevcut iş gücünün, mevcut iş pozisyonlarının ne kadarın kaybolacağı ile ilgili etütler yapmışlar. Mesela bir tanesini aktarayım. OECD ülkeleri ortalaması %60 civarında. %60'ı kayıp mı olacak? Evet, bunu mevcut iş pozisyonları. OECD ülkeleri içerisinde ortalama %60-65. 65. Ve ilginçtir, burada iş gücünün ağırlıklı olduğu, teknolojinin düşük olduğu ülkelerde bu rakam yukarılardı. Teknolojinin ileri olduğu ülkeler daha aşağılardı. Tabii. Çünkü bazen şey deniyor ya, diyor, bu teknolojik olarak ileri ülkelerin problemi. Biz Türkiye olarak o kadar ileri olmadığımız için bizim çok problemimiz değil gibi. Tam tersi. Tam tersi. Şöyle ki tam tersi, teknolojik olarak ileri olan ülke üretimini robotlaştırdığı için, otomasyona taşıdığı için verimi çok artırıyor. Çok daha düşük maliyetlerle üretim yapabiliyor. Ve böylece sizin buradaki nispeten daha konvansiyonel üretiminiz onlar rekabet edemiyor. Yani anlamda. 100 kişiyi istihdam ettiğiniz bir kurumla karanlık bir fabrikada aynı üretimi yapan bir kurumu kıyaslıyorsunuz aslında. Çok hani teknolojisi gibi diye düşün. Hani sırf fikir versin diye söyleyeceğim. Siz bir dip dalgadan söz ediyorsunuz. Ben okumamı yaparken bu bir dip dalga geliyor diyorsunuz. Onu neye referans gösteriyorsunuz? Dip dalgadan kastınız ne? Şimdi açıkçası biz dip dalgayı Türkiye'deki tartışmalarda kullanıyoruz. Türkiye'de biz günlük hayatta ki tartışmaların dünyanın gittiği noktayla çok bağlantılı olmadığını düşünüyoruz. Ve o yüzden açıkçası bu temel gelirle ilgili hazırlıklarımızı biz bir anlamda orman yangınlarına müdahale gibi bir hazırlık yaklaşımı içindeyiz. Şimdi orman yangınlarında yangının tam yandığı, ağaçların yanmakta olduğu bölgeye itfaiyeleri girmezmiş. Çünkü oraya gidince zaman araç kaybı, ekipman kaybı, yaralanmalar, ölümler vesaire oluyor. Onun yerine rüzgara bakarak, gidişata bakarak, ormanın doğasına bakarak, ha bir dakika, bu şuraya doğru ilerliyor diye düşünürler, bulurlar. Bulduktan sonra belki 50, belki 100 metre ileride yeni bir yer açarlar. Hatta oradaki ağaçları kendileri keserler. Ekipmanlarını taşırlar, borularını döşerler, tanklarını vesaire hazırlanırlar ve orada yangının gelmesini beklerler. Şimdi bu vatandaşlık temel gelir konusu açıkçası şu anda Türkiye'de fazla tartışılmıyor. Bu tartışılmaması demek, bu dalga gelmiyor demek değil.
O yüzden biz dip dalgası gibi ilerliyor ifadesini kullanıyoruz ama daha Anladım. Çok Türkiye'de. Şu anda dünyada çok yoğun tartışılıyor. Nerede tartışılıyor dünyada? Bizim de yakın takip ettiğimiz aktivistler, siyasetçiler, akademisyenler var. Şu anda Amerika'da, Avrupa Birliği'nde, Güney Amerika'da, ben Kuzey Kore'de... Kuzey Avrupa'nın çok tartıştığını okumuş ya da duymuş idim. Orada değil Kuzey mi? Yani Avrupa'da da... nüfus yoğunluğu az olan ülkelerin biraz da sanki bu sistem sosyalist bir sistemmiş gibi... yani Nordik ülkeler evet, sanki daha evet. fazla kucak açıyormuş gibi... bilirdim. Yanlış mı biliyorum? Ya aslında mesela Avrupa'da en kuvvetli yer şu anda Almanya. Almanya. En kuvvetli. Fransa fena değil. Portekiz'de tartışmalar yoğun. Hollanda'da iyiler. Ama mesela Nordik ülkelerde bunu hayata geçirme kabiliyeti en güçlü olan Norveç. Norveç. Ama buna mukabil buna en yakın olan hangisi dersiniz? Finlandiya'da tartışmalar daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Orada pilot çalışmalar yürüyor. Uygulama var mı herhangi bir yerde? Uygulama. Somut herhangi. Yani vatandaşların hepsine temel gelir verebilen bir bölge, ülke var mı? Şimdi şöyle, Amerika'da Alaska eyaletinde böyle bir tatbikat var. Alaska eyaletine gelip orada bir yıldan daha fazla süredir orada oturanlar başvuru yaptıkları takdirde onlara bir dividend, yani bir yıllık tek bir çek veriyorlar. Kaç kişiden söz ediyoruz burada? 800 bin galiba. 800 bin. Peki mesela bizim işçilerimizin işte Avrupa'da çalışırken orayı övmelerinin en önemli sebebi olan hani sosyal adaletin daha gelişmiş olduğunu ifade ettikleri işsizlik geliri ile kıyaslanabilir mi bu? Şimdi işsizlik sigortası aslında ciddi sakıncalı olan bir model. Şöyle ki mesela işsizlik sigortası alıyor olduğumu düşünelim benim. Ben işsizlik sigortası alıyorsam herhangi bir girişimde bulunmuyorum. Veya bulunmaya kalkışmıyorum. Çünkü bulunmaya kalkıştığım an sigorta devre dışı kalıyor. Halbuki temel gelir demiyor ki ya sen bunu alıyorsun hiçbir şey yapmayacaksın. Temel gelir mevcut gelirlerinden, mevcut çalışma temposundan kopmadan bu tahsisatı yapıyor ve bütün herkes yapıyor. Mesela eşit sigorta eşit mi yapıyor? Herkes eşit olması çok yani, önemli. Türk vatandaşların diyelim ki biz Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir uygulama var. Her Türk vatandaşının 10 birim lira alabilmesi mi yani hiç aynen fark etmiyor. Aynen öyle. İşsizlik ücretiyle de bağımsız olan bir şey bu. Hayır, işsizlik ücreti çok zaten farklı bir konsept. Zaten siz sistemi yanlış bulduğunuzu ifade ettiniz ya da bir takım sakıncaları var dediniz. Yani ben süre baskısı üzerinden kendimi iyi ifade edemiyor olabilirim ama şöyle bir şey söylemek çok güzel istedim. İfade ediyorsunuz. Evrensel kelimesi, universal kelimesi çok önemli. Tamam. Tüm bireylere eşit olması çok önemli. Eğer siz evrensel kümeyi tanımlamıyorsanız, bir takım alt kümeler tanımlıyorsanız, mesela işsizlere yardım edelim, evrensel emeklilere yardım edelim. Evrensel derken ülkeleri mi düşüneceğiz yoksa? Yok. Global veya global. Küresel değil. Evrensel, matematikteki evrensel. Matematikteki. Universal set. Kadın, erkek, çalışan, çalışmayan, sosyal güvenlisi olan, olmayan, A şehrinde, B şehrinde fark etmeksizin anlamında evrensel. Hatta biz o yüzden vatandaşlık temel gelirini kullanıyoruz. Çünkü bazen Türkiye'de globalde, küreselde karışıyor. Ve bazıları da şey buluyor, evrensel forum bu kelimeleri duyunca bir dakika bu solcu bitirdim galiba deyip bir yadım gibi atıyorlar falan. Bunun halbuki aslında çok toplumsal bir şey. Ömür boyu kesintisiz ve şartsız. Evet. Buradaki kilit kelimeler galiba bunlar değil mi? Vatandaşlık temel geliri ile ilgili değişik tanımlar var. Tanımlamaya çalışan gruplar var. Veya anlayışlar var diyelim. Nasıl demokrasiyle ilgili evet. farklı ülkeler, farklı anlayışlar varsa da temel gelirle ilgili de farklı anlayışlar var. Ama birkaç tane karakteristiği var. Onlar çok önemli. Birincisi bireysel olması. Yani bireye tahsil edilmesi. Tamam. Mesela ailedeki bir dominant kimlik, aile reisi alacak, işte aile için kullanacak vesaire öyle bir şey olmaz. Yani tek tek bireylere ulaşması. Bir de babadan oğula geçmiyor. Tabii yok. Tamam, hayır. Zaten şey yok. Periyodik bir tahsil. Evet, birey. İkincisi nakit olması. Nakit. Yani nakitten kastımız şu... istediği şekilde kullanabilmesi bireyin onu aldığı zaman. Mesela bir yemek kuponu değil. Ya sen bu kuponu alırsan işte şuralardan sabah öğlen akşam yemek yiyeceksin falan gibi. Belki de yemek istemiyor. Veya ulaşım indirimi değil. Belki de ulaşımı aracı kullanmak için yürümeyi tercih ediyor. Spor yapıyor. Belki yakın oturacak. Belki ona göre düşük standartlı bir eve geçecek. Yakın oturmak için belki küçük metrekare yerleşecek. Yani o özgürlüğü ona vermek gerekiyor. İsterse onu bir dil kursunda kullanıp sonra rehber olsun. İsterse onu ne bileyim başka bir yerde kullansın. Ona karışmamız gerekiyor. Yani birincisi bireysellik, bireysel, ikincisi nakit olmasıydı. Üç. Üçüncüsü evrensel olması. Evrenselden kastımız kimseye ayırt etmemesi. Bir alt küme tanımlamamız. Siz alt küme tanımladığınız zaman
O zaman bu başka bir şey oluyor. Hatta işte sadece emekliler, sadece gençler, kadın, sadece kadınlar. Kadın, erkek, din, dil, ırk gibi herhangi bir şey yok. Olması. Onun için evrensel. Aynen öyle. Yani bir birey olması, insan olması kafi bunu alması için. Oksijen gibi. Evet. Oksijene tamam. Nasıl erişiyorsak bu imkanda erişmemiz lazım. Eğer siz alt küme tanınlarsanız onun adı başka bir şey oluyor. Biraz o ayrıcalık o zaman başka bir siyasi grubun. Siyasi rüşvet oluyor. Evet, diğer tekrim gruba o. Tahakkümü gibi bir şey olabilir. Ya da onun avantajlı olması olabilir. Buyurun. Üçüncüsü periyodik olması. Pardon, dördüncüsü periyodik olması. Periyodik. Düzenli aralıklarla. Siz yani ona güvenerek aylık mı? Mesela aylık en mantıklısı. Mesela Alaska'daki tatbikat yıllık. Onu yıllık. Da, evet, orada öyle yapıyorlar. Ama bunun düzenli aralıklarla olması ve siz ona güvenerek plan yapabiliyor olmanız lazım. Yönetebilmek daha kolay tabii ki belli şeylerde. Hem yönetmek hem de takvim belli. Siz ona göre yani rastgele bir şey değil. Yani tek seferlik bir helikopter money dediğimiz o konseptlere hiç benzemiyor. Tamam. Bir tanesi şey olması, ömür boyu olması. Ömür boyu olması. O da çok önemli. Sanıyorum hepsini kesintisiz, saydık. Kesintisiz, şartsız demiştik ki siz bunları zaten daha teknik ifadelerle anlattınız. Peki Alaska'da bir yılda ne veriliyor biliyor muyuz yani? Şimdi Alaska'daki tam evrensel temel gelir veya vatandaşlık temel gelir değil. Yani ona en yakın model diye ona ifade ediyor. Ona en yakın model. Orada sabit bir rakam yok. Orada büyük bir fon var. O fonun getirisi paylaştırılıyor. O yılki fonun performansı da önemli. O yılki başvuran, oradaki nüfus da önemli. Oturan ona nüfus göre önemli. Bölünerek tabii. Şey yapılıyor. Yani ülke fonu bir şekilde geliri elde ettikçe bunu eşit miktarda bütün halkına dağıtıyor. Tabii. Yani şimdi açıkçası bir boyut hiç irdelemedik bugün. Mesela onu da ifade etmekte fayda var. Vatandaşlık temel geliri sonuç itibariyle bir yeniden dağılım. Özellikle bir eşit, yeniden dağılım. Redistribution, evet. Özellikle eşitsizliklerle bağlantılı. Mesela şu anda kapitalist rejimin önemli oyuncuları da bunu destekliyor. Bu yönde demeçleri var. Yani bu eşitsizliklerin bu şekilde ilerlemesinin sürdürülebilir olmadığını onlar da görüyorlar. Yani ideolojileri yeniden masaya koyduğumuz bir dönemdeyiz. Yani neyin eksik, neyin olmadığı değil mi? Yani bunları yaşayarak gördük. Şimdi bu herhalde onlardan ders çıkartılarak... Şimdi biyolojideki evrim gibi holistik bir şekilde yani bütüncül bir şekilde evrim her yerde var. İdeolojiler de bir anlamda evrim geçiriyor. Ve eski değer setiyle şekillenmiş, eski değer setiyle kamplaşmış ideolojiler de bir yerden sonra yetersiz kalıyorlar. Hem bu konuyu tanımlamak yetersiz kalıyorlar hem de geleceği tartmakta, kategorize etmekte yetersiz kalıyorlar. O yüzden yani eski ideolojiler üzerinden bunu tartmamız hem sağlıklı değil hem de onlar... Kendi karakterlerini değiştiriyor yani evrim geçiriyorlar. Peki. Çalışmayan o sorumu tarafları. Geri alıyorum. Mesela soruyu şöyle bir tamamlayayım. Mesela kapitalist bir rejimde, vahşi kapitalist bir rejimde bazen kotaramayanlar çok sıkıntı yaşıyor. Evet. Ama kotaranlar uçuyor. Evet. Tabii kotararken nasıl kotarıyor? Meşru mu, gayrimeşru mu, legal mi, illegal mi falan onlara daha girmedik. Ama mesela sosyalist, mesela Küba'yı örnek alalım. Orada da kotaranlar grubundaki göz ameliyatı yapanla iyi kötü kotaramayanlar grubundaki o ameliyathanenin bakımını yapan, temizliğini yapan arkadaşımız arasında çok büyük bir fark yok. O zaman onun da öyle bir eğitim almak için motivasyonu, girişimci olmak için motivasyonu yok. Yani birisi girişimin önüne tıkıyor, atak olmanın önüne tıkıyor. Öbürü de kotaramayanları kollamıyor. Halbuki ikisi bir yere doğru yakınsayabilir. İkisi de çalışmayan uzuvlarını nasıl evrimde, biyolojide canlılar evrim geçirdiyse ideolojiler de evrim geçirerek daha sağlıklı bir noktaya evrilebilirler. Yani bir insanın aç kalmayacağı ve geleceğini kendisinin daha rahat koşullarda belirleyeceği bir sistem bu. Yani çünkü bizim temel şeyimiz nedir? İşte o hani Maslow dediniz ve oradan girdik zaten. Vatandaşlık geliri hepimize böyle bir file. File veya file, zemin. Zemin veriyor. Türkiye'de tartışılabilir mi bu? Siz tabii. Tartışıyorsunuz. Uygulanabilir mi diyeyim daha doğru. Şu anda Türkiye'de çok kaba hesaplarla vatandaşlarımızın belki %30'una yakınına fiilen ama lütuf şeklinde tahsisatlarla bu dokunuşlar yapılıyor. Tamam eşit olmayan şekillerde herkese değil, eşit değil. Yalnızca belli bir gruba. Güvenilir değil, sürekli bazen değil. Bazen nakit değil. Yani orada siz kalıbı da alıyorsunuz. Mesela bir konuda diyelim ulaşım konusunda bir çaba yaptınız. İşte ulaşım ücretsiz yaptım. Ya bir dakika kardeşim sen ulaşım neyse maliyeti ona göre benden parasını al. Ama sen bana kaynağı ver. Ben ulaşımda onu alıp hızlı evime gitmek istiyorum. Belki de yürüyüş yapmak istiyorum. Spor sayılsın.
Belki de ne bileyim yakında oturmak istiyorum. Yüksek bu %30 tahmini bir rakam mı yoksa yani belli bir matematiği var mı altında? Şöyle tahmini ama bir takım sayılardan gelerek tahmini. Yani bir atış şeklinde değil. Sonuç anladım. Yani bayağı yardımları... ciddi bir şey çünkü %30 bir nüfusun. Farklı. Yani 80 milyonun 30 %30'unun siz zaten öyle ya da böyle sübjektif kriterlerle değişik şeylerde. Ama bu değil. Peki yani Amerika Birleşik Devletleri'nde veya işte bilmiyorum uygulanabilir mi? Çin'de uygulanabilir mi? Ya da Avrupa'da böyle bir yani siz bütün bu ülkeler bu modeli öyle ya da böyle ileriye dönük perspektifte tartışıyorlar çünkü. Şimdi bir de örnek vereyim efendim. Geçen sene 73. Genel Kurulu oldu Birleşmiş Milletler'in. Ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri açılış konuşmasına çok net buna yer verdi. Bir paragraf, video kayıtları, her şey internette var. Ve ki o pozisyondaki birisinin bir kelime eklemesi, hatta nokta virgül eklemesi bile çok şey tartışılarak falan doğru şekilleniyor. Ve orada çok net bu metodun ülkelerin gündemine geleceği ve tartışılmaya başlanması gerektiği ifade edildi. IMF, şimdi, Dünya Bankası gibi kurumların buradaki hiç yaklaşımını ben bilmiyorum, merak ediyorum. Çok yani hiç onlar... güzel bir soru oldu aslında, nasıl farklı bir yerlere taşıyacak. Dünya Bankası Aralık ayında bir rapor çıkardı. Aslında 2020 raporu, tarihi 2020 gözüküyor. Ama ekipte bizim o uluslararası aktivistler, siyasetçiler veya akademisyenlerden çok yakın temaslarda olmuş. Ekipte bizim arkadaşlarımız vardı. Ben raporu Aralık ayında aldım. 330 sayfa galiba. Ama Ocak ayında resmen yayınlandı. Yayınlandıktan sonra da zaten internette ücretsiz olarak da alınabiliyor PDF tamam, olarak. Tamam, bakacağız. Ne diyor burada? Atıfta bulunuyor mu? Hayır, çok net bir şekilde temel gelirle ilgili bütün gelişmeleri ne olup ne bittiğini özetliyor, toparlıyor. Deneyler, bilimsel çalışmalar, anket sonuçları, hı hı, hepsini toparlıyor. Böyle bir raporun hazırlanması en az 3 yıl. Ve bu raporun bütçesi de bence tahmin ediyorum. Neyse rakam telaffuz etmiyor. Çok ciddi bütçeler. Tamam. Yani şunu olasılığın... Dünya Bankası'nın evet, bu raporu mesela çok değerli toplu bir kaynak görev görecek. Ha, Dünya Bankası bunu ben şey değilim yani Dünya Bankası'nın uyguladığı reçeteler konusunda mutabıkız falan değilim. Ama tespit çepesinde. Hayır tespit şimdi çepesinde... ne dediniz? Birleşmiş Milletler dediniz. Ben de hani ÇİPA olsun diye Dünya Bankası konuşuyor mu? IMF herhangi bir yerde bir satır arasında kesin geçirdi mi? Örneğin işte yıllık Davos toplantıları mesela bu 2020'ninkinde stakeholder, shareholder aslına bakarsanız bir taraflara çekilecek olursa artık buna doğru bir kayış ya da bunu göz ardı etmeme gibi bir tartışmalar yapılıyor öyle ya da böyle. Demek ki buna doğru gidiliyor. Tahmininiz ne kadar vadede böyle bir konu gerçekten dünyanın gündemine gelir? Şimdi şöyle, bu yüzyılın, yani içinde bulunduğumuz yüzyılın ilk yarısında bu yoğun bir şekilde uygulanacak. Uygulanacak. Ama burada tabii bir takım ülkeler önce olacak. Belki bir kısmı arkadan gelecek. Tamam. Belki geçiş modelleri olacak. Atıyorum belki de 5 yıllık bir program içinde, belki de %20'si, 40'ı, 60'ı, 80'i, 100'ü şeklinde bir geçiş periyodu, finansman modeli. Batı mıdır bunun liderliğini yapan? Yani mesela Müslüman dünyasından, İslam dünyasından buna yakın duranlar var mı? Ya da hani entelektüeller, akademisyenler konuşuyor mu oralarda da? Şimdi ilginç, dünya kongrelerinde dünyanın dört köşesinden insanlar geliyor. İslam coğrafyasından veya biz Türkiye'den katılanlar, işte ben birkaç kişi, mesela bir toplantıya ilginç bir şey yaptık. Türkiye'de hem akademik kimliği olan hem de devlette önemli görev olmuş, hazinede genel büyük yapmış arkadaşlarımıza rica ettik. Dedik, siz de gelmek ister misiniz? Araçla ilgilendiler, kendileri de çok memnun oldu. Onlar da katıldılar. Çünkü onlardan bir devlet bakış açısıyla bir de akademik kimlik bakış açısıyla olayı değerlendirmesini istedik. Yani İslam'ın buna yakın durması gerekli olduğu kanaatindeyim. Eğer hani böyle bir ideolojiyi buna şey yapacak olursak mesela, değil mi? Özü itibariyle özü öyle. Özü itibariyle öyle olması gerekiyor. Özü itibariyle gerekiyor. Bütün dinler aslında insana yönelikse, bütün dinler yani topluma yönelikse, yani bütün dinler... Anlamaya bir adım daha yakın durabilirler yani bir yandan. Şimdi burada şöyle bir risk var. Ne? Burada biz bireyi özgürleştiriyoruz. Bireye hayır deme kabiliyeti kazanıyoruz. Bireyi topluma entegre olmasına imkan sağlıyoruz. Onurlu bir yaşam kabiliyetine kavuşuyor. Yani bunlar faydası. Faydası ama bazı coğrafyalardaki kimlikler bundan rahatsız olacaktır. Yöneten tabii kimlikler. O yüzden
tıkanıklık... Neden rahatsız olacak? İsterseniz birazcık onu da tanımlayıp böyle bitirelim. Hani bunun çok siyasi bir konotasyonu olsun istemiyorum ama neden rahatsız olacak? Çünkü herkese eşit olduğu için, yani değil mi, bir grubu yanına çekme olanağı olmayacak. Yani saygın bireyler olacak. Saygın hepsi. Bireyler olacak. Tabii. Değil mi? Bütün yani. Vatandaşlar onurlu bir şekilde yaşama kabiliyetine kavuşacak. Pazarlık güçleri olacak. Hayır deme kabiliyeti olacak. Yani çocuğum aç, onun için senin bu verdiğini kabul etmek zorundayım demek zorunda değil. Çocuğunu çünkü doyurabilecek. Çünkü çocuğu da bu vatandaşlık gelirini elde edecek. Yani. Şu anda Türkiye'de siyasi partilerin oy toplarken kullandıkları en gayrimeşru enstrüman iş vaadi. Tamam, mercimek nohut olmayacak, iş de olmayacak. Doğru mu? Elektriği olmayan köylere buzdolabı da olmayacak. Efendim işte sana belediyede iş veririm de olmayacak. Bunlar tarihe karışacak, onu anlıyorum. Yani bir anlamda öyle. Hı. Zaten bunlar bir anlamda yani, sonra Fransman kalemleri. Siz bunları söylemek istemiyorsunuz ama bence bunun anlaşılabileceği en güzel nokta o açıkçası. Çünkü biz bunları gören, görmüş olan bir şeyiz, ülkeyiz ve bence bu bir sürü ülke böyle temelde. Onun için steril mesafeli ve güzel yaşam. Şöyle arz edeyim, insanlığın yücelmesi yolunda çok önemli bir adım olacak. Yani gerçek tanımlama bu olması bence. Veya bir başka tanımlama emancipation, yani azat edilmesi, insanların azat edilmesi. Mesela çalışanlar da bir yerden sonra mecburiyetten, yani iş sahibi olanlar, işi olanlar da belki de memnun olmadıkları işte çalışıyorlar. Veya farklı bir şeyle denemek istiyorlar ama deneme solukları yok. Belki de bir girişimci olacaklar, belki de ne bileyim o konuda farklı bir şirket kuracaklar. Mevcut çalıştığı ortamda uygulanmayan bir metot kullanacaklar. Yani insanların azat edilmesi. Şu anda çok ciddi bir kitle köle formunda. Peki. Bir formüle edebilir miyim bilmiyorum ama kafamdaki temel sorulardan bir tanesi şu. Vatandaşlık temel gelirinin belirlenirken dikkate alınacak kıstaslar o ülkelerin ekonomik koşullarına mı göre belirlenecek? Yoksa aynen Birleşmiş Milletler'in bir kişinin günlük işte... 3 dolar mı şu anda? 2 dolar mı? Yani o yoksulluk seviyesi ya da açlık seviyesi gibi şeyler mi belirlenecek? Nedir bu? Şimdi efendim şöyle, birincisi vatandaşlık temel geliri sabit bir rakam olacak diye bir şey yok. Hmm. Yani bu zaman içinde tamam, iyileştirilir. Tamam, paradigmamızı değiştirelim. Sabit olmayacak. Ben sandım olacak. Hayır, şöyle iyileştirilebilir. İyileştirilebilir. Çünkü teknoloji ilerliyor, robotik üretim devreye giriyor. Robotik üretimde birçok ürün erişilebilir fiyatlara düşüyor. Yani şu anda çok cisikli üretim fazlası olabilecek bir ortam söz konusu. Yani o açıdan mesela atıyorum normal şartlarda mesela enerji maliyetleri çok düşecek, düşüyor. İşte bizim, yani buna göre iyileştirilebilir. Buna göre tabii iyileşecek bir. İkincisi bunun daha sonra şöyle diyeyim. Bir grup var ki bu grup Türkiye Cumhuriyeti coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları 80 milyondur. Ve onların bir üst yapısı var. Nedir o? Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Sanki onlar onun ortağı gibi olacaklar. Yani vatandaş devleti, devlet benim, bana ait. Tabii. Size ait, ki hepimize ait. Zaten öyle. Hayır, öyle olması gerekiyor. Ben de onun ha, o da beni, bir bireyi bu... hissedarıyım. Oradan bir bana aynen, böyle dividend. Yani çok mu uzak bir benzetme olur? Örneğin varlık fonunun bu şekilde işletilerek ondan sonra aynen Alaska örneğindeki gibi, gerçi 80 milyonla 800 bin arasında büyük bir fark var ama buradan örnek yani elde edilecek gelirin benim sizin irademiz sorulmadan harcanacak bir yerlere gitmesi yerine hepsinin 80 milyona eşit bölünmesi şeklinde olabilir mi? Şimdi 80 milyona eşit ve 80 milyonla yaşamı idare ettireceği büyüklüklerin olması tamam. Esas. Bu varlık fonu yani bir örnek ama bir sonuç örnek. Olarak bu bir havuzda bir toplanacak. Fon, evet olabilir ve değil mi? Başka katkı kalemleri de var. Yani öyle değişik kalemler var ki, enteresan kalemler var ki bunu finansmanı devreye girecek. Ben biraz magazin unsuru katmak için varlık fonu dedim. Bir de çok gündemde olduğu için söyledim. Yani bir saniye anahtar kelime ifade edeyim müsaadenizle. Varlık fonu bir arasında kamu fonu olduğu için. Mesela kamuda en önemli şey yerindelik denetimi. Mesela yerindelik denetimi şu anda sokağa çıkalım. Çok bir kitle
nedir o, ne demek yerinde falan, yerindelik denetimi demek, böyle bir soru işaretiyle karşılaşıyoruz. Aslında yerindelik denetimi şu, kamu kaynaklarının vergilerle toplanan veya yeraltı zenginlikleri veya ülke imkanlarıyla toplanan kaynakların doğru yerde harcanıyor mu, harcanmıyor mu? Yoksa israf mı ediliyor veya gereksiz bir yere mi kaydırılıyor? Peki vergi toplanacak mı böyle bir şeyde? Yani şimdi devlet bir yandan varlık, temel geliri uygularken bir yandan da vergi alacak mı? Çalışandan mı alacak ya da? Şimdi şöyle efendim, bu sonuç olarak bir yeniden dağılım. Mevcut eşitsizliklere de bir takım dokunuşları var. Burada tabii bir takım vergi modelleriyle bunu yeniden dağılıma yönlendirmesi söz konusu. Yani diyelim 20 kalem varsa bunun finansmanında, bunun bir tanesi tabii bir takım vergiler. Hı hı. Ama vergi aslında iyi bir şey. Sade vatandaş, sıradan vatandaş için. Çünkü vergi şu demek... Kullandığının payını aslında, yani şu en temeline baktığımız zaman aldığı hizmetin. Hayır, daha da ilerisi. Vergi sayesinde ben normalde erişemeyeceğim bir hizmete erişebiliyor oluyorum. Doğru. Çünkü diyelim bir devlet hastanesi kurdunuz. Normalde ben sağlık problemi yaşadığım zaman doktoru nereden bulacağım, ameliyathaneyi nereden bulacağım, tek başıma ameliyathane yaptıramam vesaire. Ama bir kolektif çabayla bir havuzda vergi toplandıysa, onunla bir ameliyathane yapıldıysa, atıyorum hangi ailenin ihtiyacı varsa, hangi vatandaş ihtiyacı varsa, o dönem kullandıysa, o zaman o bir ortak bir şey oluyor, değer oluyor. Yani normal şartlarda benim erişemeyeceğim yerlerde taşıyan bir şey vergi. Ama biz vergiyi hakkaniyetli toplamıyorsak, adil toplamıyorsak, dağıtırken şeffaf değilsek ve hakkaniyetsiz, adaletsiz dağıtıyorsak, kullanıyorsak, hatta bir takım yolsuzluklarla iç içeyse bu vergi tatbikatı, ondan dolayı vergi böyle alerjik yaklaşıyor. Ama vergi aslında pozitif bir şey. Yok, vergiye hiç alerjik yaklaşacak bir durumumuz yok. Onun harcamasına alerjik yaklaşabiliriz aslında. Vergi vermek hepimizin temel görevi. Yani benim buna hiçbir itirazım yok. Vergi vermek aslında, ama biz para kazanıyoruz. Evet, yani onunla tekrar bana dönmesi için ben vergimi veriyorum. Ben başka bir soru daha sorayım, belki öyle kapatayım. Şimdi ciddi bir, yani 10 yıllar öncesine göre daha farklı olan bir göç sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye'nin nüfusu birdenbire 80 plus bir şey oldu. Evet. Yani burada son yıllarda ülkemize daha önce vatandaşı olmadan gelmiş insanlar da var. Şimdi sormaz mı temel gelir, evet, den neden bir başka ülke vatandaşı, daha sonradan gelen, bu ülkede doğmamış birisi alır mı? Niye alsın? Şimdi bunların şöyle da tartışıldığını sanıyorum, değil mi? Yani bu nasıl, tabii, bunlara bu nasıl cevap verir? Tartışılan bir konu. Şimdi şöyle bir şey var. Bir sabit statüler var. Mesela vatandaşlık gibi. Bir de geçici olarak statüler var. Mesela bir mülteci olmak veya iltica farklı da, mülteci olmak mesela geçici bir statü. Evet. Bu kişi ya ülkesine dönecek, oranın vatandaşlığına devam edecek, ya da zaman içinde belki buranın vatandaşı olacak. Ama geçici bir dönem süresince vatandaş gibi zaten mütalaa edilmiyor. Yani onlar farklı bir kategori. Mesela şu anda Türkiye'de yılda 30 milyon, 70 milyon, 50 milyon, son rakam 50 galiba. Bu yıl içinde turist gelmiş. Turistler de o sırada burada. O da geçici bir süre. Onları kastetmedim. Ben bayağı buraya gelip uzun yıllar, uzun dönemler burada kalanları kastettim. Çok doğru, ama ya bir kişi vatandaşsa, vatandaş haklarına kavuştuysa yani büyük tartışmalara gebe olacaktır diye düşünüyorum. Hayır, ama şöyle, bunun vatandaşlığın girişinde işte o 250 bin dolara ev satıyorlar vesaire, o tip modelleri belki de frenlemek veya bu mülteciler konusunu farklı çözmeye çalışmak, belki siyasi çözümler üretmek veya kitleyi yeniden kendi ülkelerinde yerleşmelerini sağlayacak bir ortamı kurmak falan gerekir. Ama esas olan şu, siz vatandaşsınız, ben vatandaşsam, sizin de kimlik kartınız var, benim de kimlik kartım varsa, sizin de kimlik numaranız benim de varsa, o zaman ikimizin de eşit muamele görmesi lazım. Evet. Şimdi çok dereden tepeden konuştuk, biliyorum. Size haksızlık ettiğimin de farkındayım. Ama ben yalnızca konuyu en azından bu platformda, benim platformumda konuşturmak istedim. Çünkü çok önümüzdeki dönemde çok sık tartışacağımız, okuyacağımız, hatta okumayanların okumasını önerdiğim bir başlık, bir konsept, kafa yorulması gerekiyor. Onun için size çok teşekkür ediyorum. Dereden tepeden bir maceraya benimle atladığınız için. Çok sayıda konferansta konuşma yapıyorsunuz. En azından öyle bir şey söyleyeyim ki izlesinler diye. Vatandaşlık temel geliri Ali Mutlu Köylüoğlu'yla tartıştık, ama son bir cümle, eğer hani haksızlığın da bir boyutu vardır bu büyük konuyu tek bir cümleyle kapamak isterseniz buyurun. Çok teşekkürler, bu önemli bir imkandı. bence
bu konu ülkemizin mevcut ve yaklaşmakta olan problemlerine çözüm olabilecek karakterde bir konu. Ve bu konunun ülkemizde en geniş şekilde tartışılması için ona kredi vermeliyiz. Yani böyle kısmi dinleyerek bir yargıya varıp bir anda evet veya hayır dememek, zaman ayırmak. Yalnız bir risk var, onu da bir ifade edeyim. Pozitif anlamda bir bataklık gibi bu konu. İçine girdikçe sizi çekiyor, içine gittikçe sizi çekiyor ve siz bütünleşiyorsunuz. Düşününce vatandaşlık temel girdi diyoruz. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkürler. Gerçekten ben çok anlamlı bir kapanış yaptınız. Teşekkür ediyorum tekrar. Hakikaten yani bu bataklıkta kaybolmamak adına onu iyi öğrenmek. Pozitif bataklık. Pozitif bataklık, onun farkındayım. Evet ama her konsept, büyük konsept öyle. Davet ediyoruz sizi de bu konularda okuma yapmaya, dinlemeye ve katılımcı olmaya. İyi günler efendim.